Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynayacağım. Bugün sizler için üst koridorda Shen oynuyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi ufaktan şöyle karşımızda Kled var. Doray Kalkanı başlangıcı yapabiliriz. Problem olacağını zannetmiyorum. Koridor safhasında tabii ki sıkıntı çekebiliriz. Sonuçta karşımızda bir karakter ufak da olsa menzile sahip ki hasar olarak da bize karşı üstün. Fakat W yeteneğimizi güzel kullandığımız sürece Kled bize bir sıkıntı yaratamayacak. Hani üzerimize doğru koştuğunda Q'muzu kendimize çekeceğiz. Oradan bir kalkan kazanacağız. Ardından bildiğiniz gibi Kled'in W'su gerçek hasar veriyor ve hızlı bir şekilde bu hasar yansıtabiliyor. Fakat W'mu kullandığımda o bana W'su ile birlikte hiç hasar veremeyecek ve oradaki takım savaşını ben kazanmış olacağım. Ona dikkat etmeye çalışacağım. Bunlar da Q yeteneğimize başlayacağız. Rünlerin bu şekilde hortlan pençesi tercih ettim. Siz de hortlan pençesi tercih edebilirsiniz. Oldukça güzel oluyor. Ki bunun yanı sıra ulti şapkası ve yücelik rününüz şart. Bunlar olmazsa olmazınız. Çünkü erken oyunda teleport attığınızda veya işte ulti kullandığınızda daha doğrusu haritanın herhangi bir yerine gitmenizin süresinin kısalması gerekiyor. Takım arkadaşlarınızı koruyacaksınız sonuçta ve tank bir şambuydu yapacağım. Erken oyunda bol bol minyon biçmem gerekiyor. Çünkü sonrasında teleport diyorum, ulti atıp zaman kaybedeceğim için veya işte teleport atıp zaman kaybedeceğim için koridorda geri düşme durumum olabilir. Bunun yaşanmaması adına da bu tercih önemli. Şimdi Lee Sin maviden başlamış. Kled çünkü aşağıdan geldi gördüğünüz gibi. Koridora da birazcık geç geldiği için bunu fark etmesi pek güç olmuyor. Şimdi Lee Sin Red'e de gidebilir. Bizim Red'e. O yüzden temkinli olmak lazım. Ben şöyle bıçağı da ufaktan buraya çekeyim. Bu arada tam zamanında çekmişim şansıma. Adamın Q atacağı tuttu. E yeteneğimi de açıyorum. Burada güzel bir şekilde hasar takasını ben kazandım. Ama dediğim gibi Lee Sin haritada gözükmüyor. Red'i alıp bizim ormancımızın red'ini alıp bana bir baskın atmaya da kalkabilir. O yüzden temkinli olmak lazım. Çünkü red'i korumadım. Tamam, okey, aşağıdaymış Lee Sin. Bu arada Lux bir de roam atmış direkt. Helal olsun. Erken oyunda böyle bir roam'ı beklemediği için de haliyle öldü herhalde. Bu arada farmda üstünüm. Güzel. Tecrübe avantajı benim elimde. Bu arada ara sıra fırsat buldukça Yampiri yengeci kesmeye gideceğim. Onu kesmeniz çok önemli. Yani Yampiri yengeci sizin her şeyiniz diyebilirim. Bakın gördüğünüz gibi adam bana hiçbir şekilde W'suyla hasar veremedi. Bu noktada eğer W'mu açmamış olsaydım bana devam hasarını çok hızlı bir şekilde vuracaktı. Mesela karşıda Ashe gibi bir pick varsa, böyle devam hasarı hızlı hızlı geçinen bir karakter varsa, ki Tristana'yı falan da dahil edebilirsiniz. Nişancıları sayıyorum. O picklere karşı Shen çok ideal bir tercih. Çünkü W'nuzu bastığınız anda kısa bir süreliğine de olsa hiçbir şekilde hasar yemiyor olanın içinde kalanlar. Bu da sizin için büyük bir avantaj sağlıyor haliyle. Hemen Yampiri'yi keseceğim. Burada Yampiri de çok güzel bir altın verecek. Hem de çok güzel bir tecrübe kazandırmış olacak bana. Hani tapta kaybedeceğim vakti burada Yampiri'yi keserek harcıyorum. Onu aldım artık. Pasifin gitti. Ya ormanın başka bir kampına gider. Hiç dert değil. Erken safhada çünkü başka bir yere işaretlemeyecek. Yani Kindred'in şu an bana laf etmesine hiç gerek yok. Şu an burada çok fazla minyon var. O yüzden hiç bulaşamam. Bir tane daha vurayım mı? Vuramadım. Farmda öndeyiz. Güzel. 700'de gold'umuz oldu. Biraz sonra ben bu arkadaşı keserim. Kled'in bu arada potları da kalmamış. Doran kılıcını da efektif olarak kullanamıyor şu an. Koridorda bana doğru puşluyor. Harika. Tam istediğim senaryo. Kulemin altında minyon kesmek benim için kolay olacaktır. Kled'e base yollarsak daha güzel olur tabii. Minyonlar sakin olun. Bu arada bu sefer ilk etapta ben Q fulleyeceğim E yerine, hani kışkırtma yerine.
Küfleyip takaslardan birazcık daha üstün çıkmak istiyorum. Güzel. Kledin bineğini aldık. Artık arkadaş birazcık daha sıkıntı çekecektir. Farmda da geride. Bakalım. Sıkıntı çekiyor. Aa, iyi kesti. Güzel. Benim ultim de geldi. Şimdi haritada baskı kurmaya başlayabiliriz. Yandan da takım arkadaşlarımın can barını kontrol ediyorum ki hani gitme durumum olursa en azından hani ben gidemesem bile Kled beni engelleyecek olsa dahi ultimle birlikte bir kalkan sağlayacağım. O sağlayacağım kalkan takım arkadaşımı korumama yardımcı olacaktır. Şu an Lee'sini kapatabiliriz mesela. Kesemedik çocuğu ya. Kesebilseydik iyi olurdu. Buraya aslında dive atabiliriz ya. Benim ultim var. Çocuk girse o da biraz çekingen davranıyor. Neyse. Çıkalım madem buradan. Kled'in flash'ını aldık. Lee Sin o noktada flash attı. Şimdi Kled buraya teleportuyla geri gelecek tabii ki. Ah, ultimi basamadım. Ultimi basabilseydim yaşatırdım o adamı. Şaka yapıyorsun. O kadar vurulmamalıydı abi. Nasıl o kadar fazla hasar çıkardın? Ah, talihsizlik. Daha doğrusu benim hatam. Şimdi bu noktada Bami'nin alevi alabilirim. Hem koridorda daha fazla kalırız hem benim daha çok işime yarar. Bir de armor ayakkabısı alalım. Öldüğüm yere bak ya, canım sıkıldı. Yani bu şekilde skor veremezdim bu adama. Çok basit bir skor aldı. Cidden kötü oldu. Farmlı üstünüz Allah'tan. Hani dedim ki oynarım bu çocuğa. Kesebilirim belki ama hayal ettiğim gibi olmadı. Top lane'de oynarken abi mutlaka skor vermeden edemiyorum. İlla böyle rakibe bir skor vereceğim. Voto ultimi kullanamadım bir. İkincisi şurada adamları kesemedik. İkisi de çok az canla kaçtı. Ve üstüne adama skor verdim ya. Kendime bazen inanamam, hayret ediyorum. Oraya da ulti basamadık. Adam direkt tekledi. Fizin 28 farmı var. İyiymiş hocam. Senin burada bu fight kazanmana imkan yok. Artık gördüğünüz gibi hani Bami'nin alibiyle falan adam benimle mücadele edemiyor ama Diana herhalde bana geliyor. Diana kule altından niye girmeye çalıştı öyle bir şekilde? Kuleden çok fazla hasar yedi. Eğer ultisini kullanmamış olsaydı Diana'yı kesme durumu olabilirdi. Ultim var, gir abi buraya. Çok kötü girdin. Aa, kesti. İyi bari, güzel güzel. Bu birazcık da olsa Fizz'i rahatlatmıştır. Ben koridorda ne skor alabildim ne bir şey alabildim ya. Şu adamın canına bakar mısın? Bot kuleyi çıkardılar. Nice hocam. Şimdi Kled'in pasifi gelecek. O yüzden buraya giremem. Aa, çok leş attı.
Ayakkabımızı alalım. Kickboard alalım. Ya o ultiyi atmasam Fizz ölüyordu. Ya o adamın pasifinin geleceği belli. Niye mücadele etmeye çalıştı bilmiyorum ama. Şu an hiçbir şekilde asist alamadım ya. Dakika 10 oldu. Tam kanser oyun. Kled çok safe oynuyor. Bunun yanı sıra bizim ormancı bayağı üstün. Koridorlara güzel bir şekilde yardım ediyor. Ben şurada Yampiri'yi keseceğim şimdi. Dediğim gibi Yampiri'yi kesmeniz çok önemli. Çok fazla altın ve çok fazla tecrübe veriyor. Ultimiz de maşallah 186 saniye. Şu an altında Kled'e göre bayağı bir üstünüm. Hani ne kadar skor üstünlüğü Kled'de olsa da altın üstünlüğü bende. Ki bir de armor ayakkabımız falan var. Kled bize hiçbir şekilde hasar çıkartamaz. Hani Shen'in tank olduğuna bakmayın. Shen çok fazla hasar verebilen bir şampiyon. Affetmiyor yani. Ve senin burada çok fazla minyonun var. Onlardan hasar yiyorum. Gelirim abi ben buna. Çok güzel. Sonunda buradan bir skor çıkartmayı başardık valla. Sen oradan pasif kazandın mı? Adamın işareti bu arada 7 yükü varmış. Herhalde kazandı ondan da. Ultim yok. Öldüm. Kled'de teleport varmış bu arada. İyi bakalım, bizim de 18 saniye var, çok da dert değil. Kindred'i kurtaramadık, onun da ultisi yokmuş. Şimdi buradan bir armor daha alıyoruz. Daha şunu da alıyoruz. Tekrardan koridorumuza geri gideceğiz. Teleportumu kullanabilirim aslında. 3 saniyesi var, bekleyelim. Kled muhtemelen burayı pushlamaya devam edecektir. Bak, bak bir de pink ordumu kesiyor bak. Şu an yemin ediyorum diğer koridorlara yardım etse Kled daha çok iş yapacak ama yapmıyor. Gördüğünüz gibi şu an hasar takasını kesinlikle kaybetmiyorum. Üstüne hani burada takası da kazanıyorum. Senin pasifin geldi değil mi? Flash'ı atmasam herhalde ölmüştüm. Bu arada jinimiz 5-1 olmuş. Helal. Seni bir tamamlayabilseydim iyiydi. Aynı eşyalarla geldi ama işte pasifi iki kere tetiklendiği için çok fazla orada kalkan kazandı. Yani can barını arttırdı. Yoksa kesmem muhtemeldi. Can barı çok az kurtulmuştu. Bu arada kuleme de vuracaksın sen bayağı bir double'ınla. Ben senin kulene vuramadım. Bu arada girdiğim ürünlerde tahrip de olduğu için kuleye de fazlasıyla hasar çıkartacağım. Ultim var. Hadi görüşürüz. Güzel. Buradan aldığım iki skor benim için daha büyük avantajdı. Top'ta da Fizz zaten tek başına adamı kesmiş. Güzel oldu. Burayı takip etmem güzel oldu. Hatta burada devam da ederiz. Mid'e de gidebilirim gerçi. Fizz çünkü top'ta.
adama gireriz ha. Nice. Hemen gelelim. Alameti de alalım. Gel abicim ya. Güzel güzel. Hani birazcık geç oldu etkimiz ama en azından etki yaratabildik takıma. Siz ölmezsin değil mi? Ulti sallasa aslında. Onu al abi. Burada kledi kestirelim. Kıstıralım, kestirelim de. Diana botu kuşluyor. Orayı da savunmak lazım. Benim gün ateşi pedenim geldi. Bunun peşinden direkt Haşmetli Hydra çıkacağım. Zaten bu standart büyük. Hani gün ateşiyle birlikte Haşmetli Hydra'nız varsa kuleyi çok rahat bir şekilde itebiliyorsunuz. Diana da bedava rahat bir şekilde kule aldı. Sen kaç stack yaptın? 10 stack olmuş maşallah. Daha erken atlaması lazım. Bu arada bak Lux desteğimiz var. Adam full AP kasıyor. Yanlış. Ama hani Soraka'yı indirebildikleri için Soraka'ya tutturduğu bir Q direkt fight'ı kazanmalarını sağlıyor. Helal takıma bak be. Fişek takım. Normalde istesem böyle denk gelmez ha. Kesersiniz abi burayı. Hadi ulti de atayım. Hadi ulti de atayım. Onu da keselim. Güzel. Şu an sırf bedava bildiğin asist almaya geldim buraya. Atmama da gerek yoktu. Jhin hayatta kalacaktı zaten de. Atayım dedim. Hani boşa gitmesin. Hem de ulti şapkası olduğu için ultimizin kısalması lazım. Şu an %11 olmuş. Tahriple birlikte de kuleyi indirmemiz kolay oluyor. Klet bu arada 1-4 olmuş. Fanda falan bayağı geride. Ölmeseydik başta çocuğa daha güzel olurdu da. Hep kendi salaklığım hep. Takım ben siz kill alıyorum. Sadece 8 skora katkım olmuş. Top lane'de oynarken böyle skora katkım az olunca cidden kötü hissediyorum. Böyle bol bol skora katkıda bulunmak istiyorum ama yapacak bir şey yok. Hani en fazla bu. Şu an bizimkiler de burayı kaybettiler. Hani yapabileceğim herhangi bir şey yok. Bu arada ben Haşmetli Hydra'yı aldıktan sonra bayağı rahatım. Bayağı bayağı rahat. Bu Klet'te falan savaşabilirim rahatça. Yani burada top kuleyi kaybedeceğiz. Ben pardon mid kuleyi kaybedeceğiz. Ben de top kuleyi alacağım. Hani burayı tek başıma savunamam. Yalnız mid 2'ye gidiyorlar. Orayı savunmak lazım. Buraya teleport atacağım mecburen. Geliyorum ağzına. Güzel. İyi biz de şimdi mit 2'yi çıkartırız. O teleportu atmasaydım adamlar mit kuleyi alacaklardı. Gözleri ondaydı çünkü. Şimdi ultim de var. Bir de ultimizle yardımcı oluruz. E'ye bir tane daha verelim. Tapa koşacağım. Tap kuleyi artık almanın vakti geldi. Sen bunu burada çıkartmasaydın keşke. Tapa çıkartabilirdi aslında. Tap daha rahatmışlardı. Sen de gel, sen de gel. Tamamdır.
Klet topa teleport attı. Herhalde atan Klet'tir diye düşünüyorum aynen. Ne olmuşsun? Enteresan, eşya tamamlamamış. Hani ya Karabalta'ya gidecektin ya Hydra'ya gidecektin herhalde. İkisini de tamamlamamış, parça parça almış. Burada alamet, başıboş garibim. Tek başına ben ne yapsam burada diyor. Yalnız adamlar da onu kesmeye gitmiyor ya, işin ilginci o. İyi, çok kötü attım. Yalnız keserim ben seni ya. W'su gelmeseydi tetikleyemeyecekti. W'su geldi çocuğu. Bir de W'sunun menzili de çok fazla. İşin kötü yanlarından birisi o. Devam etseydin keşke, ondan da bir şeyler çıkarsaydık be canım. Sen kaç stack yaptın? 11 olmuş. Okey. O alamet burayı açmış ya, adamlar tutmadığı için. Süper. GG. Sen çok rahat bir yürü abi. Solaya alın. Savaşmanıza hiç gerek yok. Mücadele etmenize hiç gerek yok. Safe bir şekilde takılın. Keyfinize bakın. Sonrasında zaten ultinizle, teleportunuzla koridorlara yardım edebiliyorsunuz. Buna girerim ha. Yalnız Kindred ona çok geç döndü. Daha erken davranması lazımdı. Burayı daha fazla zorlayamayacağız. Ah, W keşke birazcık daha kalabilseydi. Neyse, dert değil, sıkıntı yok. Ben burada Hydra'mı da aldım. Bunun peşinden değişken miğfer alabilirsiniz. Güzel oluyor. Denedim bunu da. Değişken miğfer tercihinde bulunacağım. Hem Diana'ya karşı da etkili olacaktır. Devam hasarını azaltmış oluruz adamları. Yani Kled'in W'su ile gelecek olan hasar bayağı bir azalacak. Draven'la can bir can kasılıyor mu ya? O da öldü. Yalnız adam gider ayak kesti he. Şu an ultim kaç saniye? 140 saniyeye düşmüş. %10'luk bekleme süresinde azalmamız var. Bu %10 da girdiğimiz üründen kaynaklı. Yücelik ürününden dolayı. Çünkü başka bekleme süresinde azalma eşyamız yok. %40 yapsak, ulti şapkası da %15 olsa mesela bayağı bir düşecek. 80 saniyelere kadar falan düşüyor olması lazım. Güzel bir fight olsa da böyle ultimi falan kullansam. Savaş kazansak hemen. Yijin'i de kullanmış olduk. Soraka ölecek yoksa biliyorsunuz. Yani niye kullanayım? Bu arada nişancıyı korumak için şövalyenin adağı da tercih edebilirsiniz. Hani support oynarken falan tercih ediliyor zaten ama dediğim gibi korunmaya ihtiyacı olan bir nişancı varsa, ki Jhin'in korunmaya ihtiyacı var. Lux onu koruyabilecek bir şampiyon değil ki, Lux AP kasmış, hiçbir şekilde koruyamazdı. Şövalyenin adağı da çıkabilirsiniz 3. eşya olarak. Hatta turnuva maçlarında direkt 2. eşya olarak falan rush'landığında oluyor. Bir daha hasar tablomuza bakalım. Güzel bir şekilde kazandık oyunu ya. Ne kadar erken safhada böyle kötü duruma düşmüş olsak da Kled'e karşı. Kime onur verelim? Kime onur verelim? Hadi. Kindred'e da verelim. Ya güzel seriye girmiş. 3-2-18 oynadım. 21 skorluk bir katkım var. 49 skor alınmış. Neredeyse %50'lik falan katkımız var. Bu arada S almışım. Helal lan bana. Hiç hak etmiyordum ha bu S'i de. Çok free aldım. 14 kasar vurmuşum. Lux'ı geçmişim. Support'tan fazla vurmuşum. Ya yes.
Bu arada karşıda Diana 22k vurmuş. Güzel Kled'i de geçmişim. Kled 11.5k hasar vurmuş. Bunun dışında 2 tane pink ward atmışım. Lux'ımız bir tane. Fizimiz 4 tane maşallah. Jhin'imiz ve Kindred'imiz maalesef atmamış. Rakip de Draven bir tane. Soraka bir tane ve Diana'da bir tane pink ward atmış. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.